Sadece yanımda olmak istiyorum. Lütfen bir tanem, kapıyı açar mısın? Bir tek şartla girebilirsin. Benimle birlikte dua edeceksin. Bebeğimizin yaşaması için. Ya sen her Allah'ın günü sabahın köründe namaza gitmiyor musun? Şimdi onun için dua etsen ne olur? Yapamayacaksın. Peki. Tamam. Tamam, yapacağım. Gel otur. Elimi tut. Böyle daha güçlü olur. Ömer, ben delirmedim. Ben sadece sizin her gün yaptığınız şeyi yapmak istiyorum. Allah'a sığınıyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Allah'ım, sen bebeğimizi koru. Sen onu bize bağışla. O bizim mucizemiz olacak. Sağ salim dünyaya gelsin kızımız. Korkma. Ağlama. Bence duydu bizi. Anneanne, ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım benim. Kek de var. Bak, tezgaha koydum. Of. Ne yapmak lazım normal? 24 saat başında nöbet tutamayız ya biz bunu. Hiç bilmiyorum anne ya. Yani zorlarsak buradan da kaçar gibime geliyor vallahi. Baksana, hiç kafası yerinde değil. Ay, ödüm kopuyor ya. Allah'ım. Doktor demiş ya böyle giderse felç geçirir diye. Hı. Ya şimdi bunun tansiyonu biraz daha yükselirse Allah korusun. Bünyesi nasıl dayanacak karnında bebekle? Benim anneannem böyle ölmüş Nura. Benzetmek gibi olmasın, gebeymiş o da. Tansiyon bir fırla küt gitmiş. Anne, Allah korusun deme şöyle şeyler ya. Vallahi billahi. Hayır, cahil desen cahil değil. Biricik oğlunu da mı düşünmüyor bu? Doktor doğurmayacaksın diyorsa doğurmayacaksın. Bitti. Bana yalan söylediniz. Hani hiçbir şey yoktu, her şey normaldi? O bebek için beni annesiz bırakmaya razısın demek ki, öyle mi? Demek ki onun kadar değerim yok senin gözünde. Tuna, sen ne biçim konuşuyorsun? Hiç olur mu öyle şey? Sana bir şey olsa ben ne yapacağım peki? Hiç düşündün mü bunu? Babam da yok. Bir de sensiz mi kalacağım ben şimdi? Tuna, tamam. Bak, konuşup çözeceğiz bu meseleyi ama bu şekilde olmaz. Lütfen sakin ol biraz. Senin çocuğun diye istiyor onu. Seni sevdiği için. Sizin çocuğunuzun hayatı benimkinden daha değerli tabii. Ben ona babamı hatırlatıyorum. Kötü günlerini hatırlatıyorum. Ama o bebek mutluluk demek değil mi? Tuna, söyleme böyle şeyler. Ben seni her şeyden çok seviyorum. Sana kim ne söylediyse sakın inanma. Şu haline bak ya. Sen delirmişsin. Onunla kafayı bozmuşsun. Beni ne kadar korkuttun, ne kadar üzdüğünü görmüyorsun bile. Sen önce bana annelik etmeyi becer, sonra yap o ikinci çocuğu. Hem sen neden ona izin veriyorsun? Neden annemin hayatını tehlikeye atıyorsun? Hani iyi bakacaktın bize? O bebek anneme zarar veriyor, zarar.
neden hala karnında kalmasına izin veriyorsun ya? Neden? Gamze. Var. Gamze dur, ben konuşacağım. Ben konuşacağım. Siz söylediniz değil mi onu? Küçücük çocuğu beni ikna etsin diye kullanmaya kalktınız. Ne biçim insanlarsınız siz? Biz hiçbir şey söylemedik ona. Duymuş herhalde Gamze, ne olur sakin ol şimdi, tamam mı? Niye siz dikkat etmiyorsunuz? Niye her köşede beni konuşuyorsunuz? Ben burada çocuğumu kaybetmeyeyim diye çırpınırken sizin yüzünüzden oğlumu kaybedeceğim. Kaybetmeyeceğiz. O da korktu haklı olarak ama ben halledeceğim, tamam mı? Gel otur şöyle bir sakinleş, gel. Bana artık ne yapmam gerektiğini söylemeyin. Söylemeyin, boğuluyorum, yeter. Noran, tansiyon aletini getir. Bebek değil, siz beni öldüreceksiniz. Stresin en büyüğünü yaşatıyorsunuz bana burada. Bir tanem, haklısın. Çok özür dileriz güzelim. Gerçekten dikkat edeceğiz bir daha yaptığımızı ama şimdi alayım mı kolunu? Hadi, ver kolunu. Ver Noran, az. Hadi uzat bakalım. Şöyle tut. Doktoru ara. Gerekirse zorla yapalım bu işi. Uyku ilacımı veririz, ne yaparız bilmiyorum ama böyle bekleyemeyiz. Ben yaptım derim. Varsın silsin benim kızımın canından daha kıymetli değil. Bende bir dil altı var. Tansiyonu bu. Baktın olmuyor, gizlice içir. Sakın tereddüt etme. Tamam mı? Al bunu. Noran. Hadi gidelim, Gamze de dinlensin. Tunay'la konuşuruz biz, merak etme sen. Çocuğun aklını karıştırmayın sakın. Gamze'm sen merak etme, biz senin iyiliğini... İstemeyin ya. Kimse benim iyiliğimi istemesin artık. Yeter. Tamam, tamam gittik, tamam. Sakin, tamam. Çık anne, çık tamam.